Gözlüklerini tak da soru okuyacağım, göremez. Çok pardon. Saniye. Nasıl şaka? Bugün özgürcüğümüz bizimle beraber. İşte bu. Oo. Şık bir erkekle beraber. Boğaç da böyle yapıyor. Boğaç da öyle yapıyor. Aynen. Arada şöyle bir şey yapar mısın? Örüyormuş gibi ama çok kısa. Çok kötü öyle bir şeymiş. Kızılderili çırpığı gibi de. Heyya. 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 Tamam. Çok. Ay midem kötü oldu. Gerek hiç anlamı yok böyle. Kız bayağı yapıyor lan sen. Oğlum adamla dur. Gidi 24 yer yanına gidiyor. Bütün nidaları var yani. Boğaç'ın yeteneği bu olmamalıymış. Hadi Boğaç sesleri çıkartalım. Baba sesleri. Boğaç Çin'de. Onu söyleyelim. Boğaç Çin'de. Ben de maliyetlerden kısmak için buradayım. Yani haberiniz olsun. Onun ayağını kaydırıp beni severseniz. Özgür'e şimdi şöyle bir şey var. Tuğcan bazı sorular istemiş. Sizden gelenler bölümü olduğu için. Kaç bölümdür de iğrenç sorular seçiyor diye. Ben de dedim ki neler seçiyor acaba diye. Bölümleri izlemiyorum. Şaşırt bizi abi. Şimdi şöyle bir soru sorulmuş. Berkay Ege'den. Şaşırt bizi. Sonat neden boyuna posuna yakışmayacak storyler atıyor? Berkay Ege, bizim Berkay. Berkay Ege. Berkay Ege diye okudum. Berkay, sorun Berkay olmaz işte herhalde onun için. Tanıyorum, biliyorum Berkay'ı. Biliyorum canım, tanıyorum. Biliyorsun ya. Tanımamazlıktan geliyorum. Yine gelir. Ya Berkay. Yine gitmiyor. Ne olur ne olur. Berkay. Adam çorap getiriyor ya, deme öyle şeyler. Soruya geçelim. Çorapçı mı olmak istersin? Neydi o ya? Bu program böyle mi? Çorapçı mı olmak istersin? Yoksa saygı mı? Öyleydi. Hiç izlemediği belli oluyor. Böyle miydi program? Neden boyuna posuna yakışmayacak storyler atıyorsun? İnsanlar bu konuda ben muzdarip. Ben bayağı kendimle ilgili story atmıyorum ama. Komik karikatür falan paylaşıyorum orada. Allah Allah. Ha. Karikatür ve mizah merkezinde çalışıyoruz. Aa burada. Evet. Böyle bir şey var mı hakikaten ya? Var buraya... var. Cidden bayağı var yani. Tabii, tabii. Kim çalışıyor burada? Bunun alt kafalar. Kendilerine selamlar. Bir şey diyeceğim, nasıl sabahlıyorlar ki? Karikatür sabahlamadan yapılmaz. Akşam 5'te mesai bitiyor. Bir de bunun mesela output'u nerede mesela? Nerede yayınlanan karikatür? Mesela? Selçuk Erdem karikatürleri herhalde o output alıyor. Belediyede bir yerden para alıyor olması gerekiyor. Belediye en mantıklısı. Bir şey diyeyim mi? Bence bu şey hani birilerinin kuzenlerini ortak topladığımız. Hocam artık öyle değil. Değişti devir. Falan. O yüzden lütfen. Gerçi evet, İstanbul yazıyor artık. İstanbul. Değişti. Artık gömemezsiniz, ona göre dikkat edin. Ya. Diğer soruyla devam edelim. Hala bensiz nasıl yaşıyor demiş biri. Anlamsız bir nicki var. Duygusal. Anlamsız bir nicki var. Duygusal. Biz mi? Bizim eski sevgililerimizden biri mi yoksa biri? Yok, genel bir şey söylemiş. Hala bensiz nasıl yaşıyor? Erkek hala mi? Bensiz. Sanırım kız. Bizim kitlemizin bu arada %40'ının bayanlardan oluştuğunu biliyor tabii muydunuz? Tabii ki biliyoruz. Değil mi? Onlar biliyor tabii. Tabii öncelikle biliyorum. Kadınlardan 42.6 bu. Buradan Esra'ya, Seyma'ya, Dilara'ya, Özge'ye, Ege'ye, Merve'ye hepsine. Peki hala onsuz nasıl yaşıyor arkadaşlar? Hala donsuz nasıl yaşıyor? Bu daha önemli. Bence bunu konuşalım. Havalar soğuduğu için mi? Aynen öyle. Okay. İnsanlar terk edildiklerinde terk eden tarafın da kendisi kadar üzüldüğünü zannediyor ya. Evet. O da çok... Uzun ilişkisi öyle oluyor ama. Ya ben de şey çok oluyor. Mesela tak böyle istemiyorum tak bir şeyi. Dur. Ama taktik zannediliyor o. Abi taktik hayır gerçekten istemiyorum. Ya yani şey yapıyor. Soğuk davranmak için kasmıyorum. Soğuğum zaten. Geri çekilme olayından bahsediyorsun sen. Geri çekilme. Ondan da bahsederiz. O değil, o değil oğlum. Kendini geri çekmedi. Hayır ya böyle mesela ne bileyim net konuşuyorum. Seks mesela. Değil mi fark? Yani hala anlamıyorum. Bir şey istemiyorum mesela yok ya yapmayalım falan dediğim zaman mesela ya da işte bir böyle hani gerçekten istemediğim bir şey böyle taktik. Ha taktik yapıyor zor adam. Hayır abi gerçekten istemiyorum ya. Git lan hayatım. Zor adamı. Şey derim. Demiştim ya sana hani bir insanla sağlıklı bir ilişki kurmanın temeli kesinlikle istemiyor olsan istemediğindeki bir dakika. Ha. Toparlayamadım. Birini... Evet. Ben evet. Bu cümleyi kuramıyorum. Yani hocam. Allah kurdurmuyor belki kaçan de. Kaçan kovalanır mı? Hep birini evet. Heh. Kaçan kovalanır gibi ama hani şöyle. Kaçan kovalanır. Birini istemiyorsun. Yapacağın hareketler bütünü var. Bir de birini evet. Çok istiyorsun. Onda da iki hareketler aynı. Ben çok uykusuz kaldım bugün. Sen tamam ben anladım. İkisi aynı diyorsun ya. Vallahi. Yani birini hayatından çıkarmakla tamamen sokmak için aynı şeyleri yapman lazım. Yani birini hayatına çıkarmak için adımlar atarsan ha, atma. Eninde sonunda geliyor ha, zaten. Onu mu? Evet. Ha. Gibi. Değil yani tam. İnsanlar tam şey itildiği zaman çekiliyor. Çekilir. Doğru. Yani. Ben latte içtim. Latte bana dokunuyor.
Sen sütlü şeyler içme valla. Salata kaşıkla mı yenmeli yoksa çatalla mı? Çoban mı kıvırcık mı? Kaşık, salata yenmemeli ya. Gavur dağı mı? Salata yenmemeli. Nasıl? Kaşık. Salata yenmeli. Salata, mesela bir çatalda bütün salata olmaz. Mesela ete batırırsın, etten çıkan kısımları da salataya batırırsın. Aynı çatalda hem et hem salata olur anca o zaman. Peki bu gavur dağıysa? Heh işte. Gavur dağı Olimpos mu ya? Bu arada gavur dağı ile ilgili bir hikayem var. Biz Elif'le bir kere gitmiştik işte Kaş'ta tatile. Orada dedik ki işte yemek yiyeceğiz. Mezeleri söyledik işte yiyeceği söyledik. Salata var mı dedik. Salata var dedi. Gavur dağı var mı dedik. Adam böyle baktı bize. Ne? Yaptı böyle. Ne? Biz öyle bir şey yapmıyoruz falan. Nasıl ya? Yok dedik hani şey salata lütfen burada misafirlerimiz var falan diyor. Adam bizi ırkçı sandı aşırı böyle hani. Ne yapıyor? Yani niye böyle burada Suriyeli var mı falan diye. Niye böyle bir şey yapalım abi yani. Salata dedik adama internetten gösterdik adam bakıyor. Burada Çerkes bile adam ondan sonra dedi, yok yapmıyoruz böyle bir şey. İsmi de çok kötüymüş falan diye gitti böyle. Ay götüm. Irkçı olduk salata istediğimiz için. Çok saçma. Hem gavurda hangi ırkanmış? Başka bir adı var mı ki onun? Denk geliyor onu da bilmiyoruz. Gavurluk bir ırk değil lan. Evet. Hani Kaş'ta bu duyarı yemem de çok garip yani. Şey vardı ya. Cüceleri gerçekten ırk sanan adam vardı. Widgetleri. Fatih Bakır demiş ki var ama sorsam bile cevap vermeyeceksiniz. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ettik. Kaan demiş ki belki de babam haklıydı. Hayallerim varsa seni kullanırlar. Onun istediğini yaparsak ama öyle olmaz. Öyle cevap olmadı mı? Vermek zorundayım. Özür dilerim. Ben programda yeniyim biliyorsunuz. şimdi bir sorusu varmış ama cevap vermeyeceğinizi düşünmüş. Cevap verelim. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Yani siz kendiniz ne zannediyorsunuz abi? Hopyandım. Kitleyle yanlış iletişim. Yani, bir de hiç öyle bir iddiası da bir çocuğum. Belki vereceğiz. Belki bugün canımız sana cevap vermek istedi. O çocuk sonunu seviliyorsunuz da bitirmişti ya. Çocuğu yok etti yok ya. Neyse ben bugün şeyim. Ben bugün 1,5 saat Mecidiyeköy'de kilitli kaldım. Biliyor musun onu? Kilitli kaldım. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz buradaydınız. Buradaydık. Mecidiyeköy'de arkadaşlar bugün toplu taşımalar çalışmıyordu. Mecidiyeköy'de 1,5 saat ulaşım aracı bulamadım. Bu normal bir günü değil mi Mecidiyeköy? İşte değil işin komik yanı hani. Dendim. Her şeyin olması gereken yer Mecidiyeköy. Her şeyin ortası ya. Otobüs var, taksi o var, şey var. Melkor'un şeyi yaratırken. Mecidiyeköy çok kötü bir yer değil mi ya? Buradan işte evet. Mecidiyeköy'de hani. Hayattan çalınmış sahne. Tabii ya oradan bir espri yapacaktım. Ya, halim yok espri. Yanlış yaptın ama olsun anladım. Eru. O şeyi yaratanlardan. Ama çok seviyorum seni. Melkor da yaratanlardan biri değil mi? Eski evet. Vayalardan biri. Sonradan evet. Şey yapıyor ama. Vayalardan. Başka şeye gidiyor. Estağfurullah. Mecidiyeköy'e geçiyor. Burada hiç ilgilenmediğim bir konu konuşuldu. O yüzden yani Mecidiyeköy'ün ne kadar kötü olduğuyla devam etmek istiyorum. Melkor kadar kötü. Yani yok oldu. Daha kötü oğlum. Manyak mısın? Çok daha kötü yani. Çok çok yani. Daha kötü. Mecidiyeköy'de bulunmak hayattan çalınan dakikalarla aynı. Viyadükler olan yani bir şeyin ortasında viyadükler olan bir yer ne kadar iyi olabilir ki? Yani şöyle eskiden bir de stadyum vardı oğlum. Tam ortasında. Evet ya. Buca'da mesela evet ya. Korkunç bir dizayn vardır. Semtin tam ortasında. Ne olur? Ne olur sizce böyle? Ne konur? Belediye olur. Atatürk heykeli. Atatürk heykeli. Evet bak güzel. Tamam onlar var. Belediye olabilir. Onlar var. Bir de olabilir. Yanında ne olur? Hastane. Hastane olur. Gibi değil mi? Cezaevi var. Burcu'nun tam ortasında abi. Dünyanın saçma. Mezarlık falan diyecektim. O mezarlık da oluyor bu arada. Hakikaten Bakırköy tam ortasında var ya. Cami. O mezarlık böyle. Ha evet. Oraya bir de çok ünlü gömmüşler. Kaldıramıyorlar da böyle. Ali Sıya Uşaklıgil falan da. Falan orada mı yatıyor? Vallahi orada var. Duruyor böyle. Minibüs bekliyorsun Ali Sıya Uşaklıgil'in yanında böyle. Bir şey söyleyeceğim. Kaan diye bir arkadaş ama patates 80-43, evet. 610... Onu başka içerikle inceliyoruz abi. Böyle, evet. Böyle nickler kullanmayın yoksa başka içeriğe onda. Düşebilirsiniz. Belki de babam haklıydı, hayallerin varsa seni kullanırlar. Ha. Üzülüyor. Bir anda.
Üzülüyor. Stajyer olmak ister misin bize bu arada? Bağımsız bir konu da. Biz öyle değerlendiriyoruz. Şimdi senin için de bir fırsat. Bu bağımsız bir konu olarak. Kurgu biliyorsan stajyer olmak isteyebilirsin. Harun Altıntaş demiş ki normalde kafamda soru hazırlıyorum. Bu güzel olur, sorulur diye. Ama öyle ansızın soruyorsunuz ki unutuyorum. Hı-hı. Evet, böyle bir serzeniş. Yani içeriklerimiz planlı değil. Ona yere not alabilir. Hayır niye ya? Biz niye suçluyuz? Biz suçluyuz. O suçlu şu an. Hayır ya. Soğuk savaş şakası gelince aklımıza not alıyoruz. Sonra unutuyoruz. Sonra yol geliyor onu. Yapıyoruz hepsini. Yok ya yani, soru gelmiyor bekliyoruz, da değil. Bekliyoruz. Trendyol yani. Ne zaman gelecek? Bana Trendyol konusunda eleştirmişler bizi ya. Çok fazla Trendyol reklamı alıyormuşuz. Yo. Sanmıyorum. Daşmayalım. Yani aşmayalım değil, çok da almıyoruz ki. Üçte bir falan evet, oluyor evet. Belki dörtte ayda bir tane yani. Trendyol bölümü alıyoruz. Sen açıkla, hazır yetkili kişi. Ayda bir tane Trendyol bölümüne sponsorluk alıyoruz ve Trendyol'la da hani keyfimiz yerinde. Yani giyiyoruz da Trendyol. Bak görüyorsun. Bak, arkadaş giyiyor bak, yani. Bu da. Ha Trendyol. Yani bak falan. Şey değil yani hani anlamsız bir Trendyol reklamı falan almıyoruz yani. Giyiyoruz ki İnsanlar da lütuf gösteriyor. Sağ olsunlar bizi destekliyorlar. Siz de bizi desteklemesi istiyorsanız abone olun. Onunla abone yok o Twitch'teydi. Pardon. İban aşağıdan geçen İbanlara paramızı gönderin. Yani gerekeni yapalım yani. Aşağıdan sadece Tuğcan İbanı geçiyor. O da Patreon. Bu da mı Twitch'te? O da Twitch'te. Yine tutturamadık ama yani gerçekten ben fazla reklam aldığımızı düşünmüyorum. Evet. Sevilecek miyim demiş Ömer B. Yani. Abi o yok o. Onunla ilgili bugün öğrendik biz de yok sen sevilmiyorsun. Ama hafta içi bir daha sor. Pardon sevgilime konuşuyorum. Ne demiş falan. Sen sevilmiyorsun ya çok özür dileriz ama. M Burak 23 YKS'ye hazırlanırken neler yapmalıyız? YKS bu. YKS ÖSS. Liselere giriş sınavı böyle. Hiselerin kilisi. YKS mi yani? Çok kötü böyle. Zorluyor hala. YKS ne demek? Yabancı. Hiselerin kilisi. Yakuza'nın sat... YKS ne Tuğcan sen? ÖSS'nin yeni adı abi. ÖSS'nin yeni adı. Bir tane sınav mı var yani? Yüksek öğretim kurumlar sınavı mı? Öyle bir şey. Yüksek kurumlar sınavı. Yüksek kurumlar. Şimdi bunu başbakan yapıyorlar böyle. Bir ülkenin en temel konusu eğitim ya. Hı hı. Hani ve hani bütün ülke bunu bilmeli. Ve o kadar çok değişiyor ki yani hiçbir yere varmıyor. Ulan neydi bu YKS? Hani bir de böyle arada gidiyorsun böyle kaymıyorsun şeyde, falan. Şeyde hemfikir misiniz benimle ya? Sosyal eğitim boyutu olmasa bir çocuk günde 2 saat YouTube izleyerek okulda öğreneceğinden çok daha fazla şey öğrenebiliyor. Yani onu kontrol edemeyeceğini bildiğin teknik için. Teknik yani olarak doğru. Doğru kanalları versen herife tabii, mesela 2 saatte olarak ama hani şey boyutu kalırsa. Yok. Yani okulun bir de şey sosyal arkadaş edinme başka insanlarla ilişki boyutu var ya. Her iyi çocuk depresyon. O sosyalleşiyor. Aynen. Bir de hani bir okula gidiyor anneler rahat oluyor yani. Bir ama sanmıyorum. Kesintisiz yani bütün... Barış Özcan izleyerek yani kocaman bir şey dönüşü. 4K bir surat var. Barış abi izleyeyim mi? Barış abi videosu, Barış Özcan videosunda bütün lisede öğrendiğimden daha çok şey öğrendim galiba. Kocaman bir Tesla'ya dönüşüyor çocuk ve bir ayın sonunda. Ama aralara bir şey almazsan çok fena hani adamı absorbe ediyor. Yani hiçbir şey mi bilmiyorum ben bu hayatta gibi bir şeyi var. Çok güzel videoları beş ya. 5 tane arda arda Barış Özcan'ı izlersen hani moron gibi hissediyorsun. Barış Özcan'a yeterince bakarsan Barış Özcan da sana bakar diye bir evet öyle bir tez var. Gerçekten de öyle bir. Aa yani. Şey demiştik ya lan. Bu sizin içerik var ya LOL 42'de. Ne onun adı? Çünkü içerik. Yok yok. Nerede lütfen söyleyin. Lütfen nerede lütfen söyleyin. Ona çok güzel slogan buldum ben ya. Ne? Boğaç sonunda diyor ya arkadaşlar ne olur internetin herkese açık bir yer olduğunu unutmayın falan diye. Zeki Müren de sizi görüyor yapalım oğlum o şey yani. Zeki Müren de bizi görüyor mu var ya. Görüyor. Muazzam uyuyor yani. Görüyoruz abi yazmayın orada. İsmiyle yazmış adam. Abi adamın PPS'i penisi ya. Yani artık nereye adamın varıyor bu adamın profilinde böyle penis fotoğrafı var. Evet, altta şey yazmış. Lütfen DM gelebilir misin? Az DM. Ne yapacaksın acaba DM'de? Ne konuşacağız niye bakalım? Niye kibar biriymiş gibi davranıyor ha? Merhaba 3,5 liranız var mı falan. Ne çıkacak o DM'de? Zeytin benim favorim. Zeytin. Ama şeyde de bitiyorum ya böyle 23-15'te çıkarım ilk kişiyle de gecemi geçiririm. Ana parkın önündeyim abi. Ana park bizim orada. Evet var.
Önünde bekliyor böyle. Daha dün oradaydım anasını. Eyvah eyvah. İşte son adalarında parkın önünde arkadaşlar. Gelen ilk kişiyle. 23.15'te gelen ilk kişiyle. Bilmem. Hadi bakalım. Bilmem. Eren demiş ki ben bu kanal hakkında soru sormaktan sıkıldım. Öbür kanalda ne oluyor? İşte şimdi anlattık. Yani o yüzden şuraya Tuğcan kart koy ki gidip baksın. Bakmıyorlar ya. Bakmıyorlar. Bir dakika örnek at. Niye bakmıyorlar ya? Bakın abi bakın. Orada uğraşıyoruz biz. Cinsel enerjimizi dışarı vurduk diyebilir miyiz? Evet ya. Her inşallah. Şey. Güzel güzel. Mobil içerik çok güzel oldu. Ben onu da çok beğendim. O da böyle bir yataklı mataklı bir şey. Evet evet. Çok güzel olacak. Oldu. Onda da bir ufak hadi az kaldı seks dönüyordu. Oğlum şey çok İçeriği oldu. Artık yani ne yapmak istiyorsanız. Lore 42 Cuma günleri. Seks videosu böyle. Lore 42'de bir tane çocuk şey yazmış altta. Hani bir sonraki videoda da herhalde Buğra'yla Sonat sevişir. Okuduğumuzda yemin ederim öyle bir içerik çekiyoruz. Nereden bildin? Yatakta Buğra Hanım'a sarılıyor. Yemin ediyorum öyle bir içerik çekiyoruz. Teknik olarak mobil oyun ama mobil oyun hiç izlemezsiniz. Bir bakın o videoya. Bir bakın yani güzel şeyler var. Şahsen benim merak ettiğim olay şudur ki Çin'e giderken çantaya Trabzon ekmeğini nasıl koydunuz? Ben yakalandım reis almadılar. Bu sorunun muhatabı. Bu konuyla ilgili bir VTR'miz olacak. O şu an zaten Çin'de. Aa acaba var mı lan ekmek yanında? Aa, bununla ilgili ona bağlanalım. Evet, sonra da bağlanalım. Sence? Bağlanıyoruz. Vallahi onun hikayesini aslında direkt kaptana sormak lazım. Çünkü tamamen onun başarısı. Ama yanlış hatırlamıyorsam ceketlere falan sarıp o şekilde taşımıştık. İnanılmaz bir vizyonsuzluk ya. Neyse ki bu sefer öyle bir şey yapmadım. Şöyle bir şey var. Kedi rüyası demiş ki hoşlandığım kız şu an ne yapıyor demiş ama ardından hemen demiş ki cevabı çok çabuk aldım. Teşekkürler. Muhtemelen hani gördü bir yerde denk geldi. Sosyal medya üzücü bir şey değil mi yani? Bir de sanki kötü gördü böyle moralini evet, evet, bozulmuş. Yani belli. Aynen. Ya yani kızdan hoşlanıyor. Belli ki story'sine denk geldi. Biriyle el ele story'de mi gördü? Evet yani. El ele el ele. Bunlar üzücü. Tamam, gençliği ya. Kırıyorlar. Boş ver, boş ver. Zaten neyse. Olacaksa bir şekilde oluyor abi. Gerek yok yani. Bir arkadaş demiş ki negatif bakış açısını pozitife nasıl çevirebiliriz? Şöyle. Bu konuyla ilgili profesyonel arkadaşlarımız var burada. Abi negatif bakış açısını pozitife çevirmek için bir tane daha negatif bakış açısıyla galiba çarpıyorsun. Öyle o zaman oluyor. Pozitif oluyor diye biliyorum ben ama tabii ilkokul bilgim. Yani işte ben çeviremedim hala. Ya şöyle, bir dakika espri geliyor. Tamam. Şöyle yap, gelmiyormuş. Tamam, şöyle yapalım. Bir dahaki soruya geçelim. Akustik albüm gelecek mi arkadaşlar? Gelecek, gelmez mi? Çalışıyoruz. Gelecek bir tane de müzik albümümüz. Ya bizim ilk albümü akustik olarak bir daha yapalım dedik. Nereye gelecek? Şey bütün şeyler. Gelmiyor zaman. Kabul. Niye kabullenmiyorsun? Böyle ilerliyor bu içerik. Bunu direkt kabullenmen gerekiyor. Vallahi bir de akustik hani özellikle. Tuğcan'la çok çalıştık gerçekten. Müziğin spesifik bir noktasına dokunuyoruz. Tabii, eğer işte bugün bütün içeriklerimiz biterse hepsini coverlarız ve böylece coverlayarak mesela atıyorum Soğuk Savaş cover. Ya ben şeye çok takıldım. Unplugged yapabiliriz, mikrofonları çekeriz. Eskiden, hiçbir ses gelmez. Eskiden bak, YouTuber'lar şey yapıyorlardı bir dakika. Şakalı şarkılar yapıyorlar tamam mı? Hani Bates yapalım. Motel Pro filan. Şakalı yapıyorlar. Şimdi bayağı çok ciddi ciddi albüm albüm çıkarıyorlar. Tabii, tabii. Hani tabii ki takdir ediyoruz. Linç yemeye gerek yok. Ama yani netice itibariyle hani YouTuber'ların şakalı şarkı yazması daha naif ve tatlı değil mi? Bir dönem diss yani. Dönemiydi. O böyle birbirlerini diss atma modaydı. O dönemi diyorsun galiba. Olabilir. İğrençti bence. Tamam okey. Hepsi araba gösteriyordu. Neden? Hani YouTube'da öyle bir para mı var lan? Hayır, hiç fikrim yok. Hani. Yeni arabam diye 1 milyon tane video var yani. Ya canım araba alır. Yani araba alır videosu koyar da hani YouTube'da 5 tane Maserati falan koyuyorlardı böyle. Öyle bir para yok lan YouTube'da. Ya da varsa da hani niye bize yok? Onu da konuşalım. Bir şekilde bir yere varmamız gerekiyor bu konuşmada. Ali demiş ki Post 42 selam. Merhaba. Ne zaman bir görüşebiliriz? Soru işareti. Soğuk Savaş'ı konuşmamız lazım. Lore 42 ve Sonat'la ilgili bir şey de konuşacağım. Şey mizahı yapıyor. Şeyma Subaşı mizahı yapıyor. Acun'a mesaj atmış ya yayında.
yayınla bugün gündem okay, vardı. Şey. Ha. O neydi? Mesajın şu anda mizahını gördük, güldük, eğlendik. O ne gerçek olay mı? Gerçek. Miami otel bilmem ne, bir de para meselesi konuşmamız gerekiyor. Bir de bir mesele daha var diyor. Başka bir şey daha konuşalım. Yani adam elinde cep telefonu var ya, o ana şey yapıyor, görüyor böyle. O anda mesaj atıyor görsün diye. Canlı yayında atıyor ki hepimiz okuyalım. Biz nereden biliyoruz? Çünkü adam bir şey gösteriyordu o sırada. Video izletiyor Acun telefonda. Oha. Mesaj atıyor, ekranda çıkıyor, yukarıda geliyor. Ya çok notiften okunuyor böyle. Çirkin bir hareket bu arada. Buna çok kral hareket. Çok vallahi çok kral hareket. Aşırı nasıl diyeyim? Yani ortadayım ben. Aşırı çirkin bir hareket ya. Ararsın. Keyifli bir hareket. Ya trollüyorsa okey. Gerçekse çok yanlış. Ama yani. Ama yani şey, ben çok beğendim. Çirkinleyen. Niye para istediğini gösteriyorsun ki? Ya trollüyorsa diyorum ya yani. Evet. Hep şöyle bir algı var ya. Şeyma Subaşı da. Ya belki de algı değil, gerçektir. Bizi de ilgilendirmez tabii. Hani Acun'un parasıyla yaşıyor. Ya kime ne? O ya, da ayrı evet bir şey. Ya, ama yani kadın da ondan sıkılmış olabilir. Size ne lan? Hani anladın mı? Kocam, çocuğumun babası hani ve hani o karışmıyor sana ne deve demek için de ya, bunu canım trollemiş olabilir. Onda şöyle bir ayrıntı var. Yani o Acun'la çıkmaya başladığında Acun evliydi. Biz biraz ona ya, o konuyu ben onun dışında herhangi bizi ilgilendiren bir şey yok. Ya işin ahlaki boyutuna da çok girmiyor da. Hiç umurumda değil ya hayatları bu arada onu fark ettim konuşacağım. Ya. Hiç umurumda değiller ya. Ahlaki değerler bulunduğun toplumun kavanozuna göre şekilleniyor ya. Aynen öyle. Evet. Zıbun kaç kilo verdi? Sırrı ne demiş Zeynep? Çok merak sırrı ediyor. Kendi kilolu olabilir. Lütfen ha, acil yardım yani. AIDS. Bir daha sor abi. Zıbın kaç kilo verdi? Sırrı ne? Ben tahmin edeyim mi? AIDS. Evet bakalım. 14. Sen? 8. Benden 10 işler. Orta yolcu. Ortalamayı alalım. 12. Gerçekten askerden, 12 kilo mu verdin? Askerde 112 idim gitmeden önce. 3 ayda, 4 ayda. Aynen. Ve şimdi 99'um galiba. AIDS tabii ki. Bulabildi. Ben biliyorum neden. Oğlum Serdar Kırıntı'nın kapmaya çalışıyor şu an kalecinin. Evet ya. O muhteşem hareket değil mi ya? Sen gördün mü? Adam hata yapmış değil mi? Ya hata yapıyor da. Şey tabii yani ki hata da yani. Abi muazzam 20. saniyede böyle cihaz satışında topu tutuyor. Hiç hakeme bakmıyor. Çünkü yani kırmızı kart yani ne yaptım ben olayı? Kimse eyvallah da bu yaşandı kardeşim. Konu 20. saniyede yaşanıyor. Evet ya, Serkan Kırıntılı yani ortalamanın üzerinde bir kaleci. Hı-hı. Ve yani o hareketi yapınca ya doğal olarak şey diyor insanlar yani işte bu adam niye böyle yaptı, önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı ama var diyor da işte yani çok mesnetsiz bir düşündüm. Evet hani konu yani. Şike yapıyor olsa şey bana çok mantıksız geldi. Parasını alır, maça çıkar, gol yer. Yani şike yapmak tabii için canım, bir önceki maçtan şey da bunu atıp da ondan sonra başka kaleciye geçirip de onu şike yapması yani. Fenerbahçe'nin çok salak bir para harcaması gerekiyor. Oynamak istemiyorsan başım ağrıyor dersin, kıçım ağrıyor dersin. Yani. Hiçbir tıbbi yöntem de bulamaz yani. Çekmem var. Hayır, senin ağrımıyor. Sen bir yerim ağrıyor dediğin moralim dediğin bozuk bile dersin. Evet evet, ya moralim iyi değil koç dersin. Ama abi oynadık lan koç. Koç demiyorsun orada da. Antrenmanda yalandan mücadele ediyorsun. Sen Amerikan futbolu zannediyorsun. Koç öyle değil mi? Ey koç benimle biraz konuşabilir misin falan diyor. Berkcan demiş ki kıymalı kol böreğinin içinde kuş üzümü olur mu? Bu bizim Berkcan, o Berkcan değil tabii. Kıymalı kol böreği. Kıymalı kol böreğinin içinde kuş üzümü olur. Kıymalı kol böreği olmaz bir kere zaten. Hayır olur. Ama kuş üzümü olmasın ya. Çok yanlış bir şey. Hocam çok başka bir tat, saçma evet, sapan evet bir şey. Kuş üzümünü Sarıyer börekçisi koyuyor. Ama yani çok yer koyuyor ya bu o arada. O mu yetkili hani sadece? Ben çok bazı yani pilavlarda severim kuş üzümünü. Yoksa genel olarak sevmem. İç pilav, evet, iç pilav da çok güzel oluyor güzel hakikaten. Olur ama hani kıyma sadece evet, kıyma patates varken bir de kuş üzümü. Hani o tat yakışıyor mu sizce ya? Nasıl bu? Hani bana o kıymalı kol böreğini daha gelenekselleştiriyor gibi geldiği için ben seviyorum ama. Allah Allah. Ben o benim zevklerim zaten asla bu kanalın zevkleriyle uyuşmayacak. Hayda hayır hala. Zaten o yani. Buradan biz koç maaşı. Ha evet tamam bildim neyi söylediğini. Ne bir tek o şarkı var galiba zaten. Başka şarkı olabilir mi ya galiba? Pardon. Arabesk söylüyorum. Okay.
AirPods almalı mıyım sizce demiş. Ben bir arkadaş onu, değişik. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum onu ya. Ucuza nereden buluyormuş sorsana Rızki. Kablolu kulaklık takana şey çünkü. Ha yazık lan kıyamam. Onun gözüyle bakılıyor. Sporda yani. Abi o banttayken çok zor oluyor. Çok da büyük ama çok, ya. Bir çok tek, mantıklı tek spor o. İçin mesela. Benim ben kulağımdan düşer ama mesela kulaklık benim kulağıma girmiyor çok. O evet. Ya, o evet, Apple'ınki benim kulağıma da zor giriyor. Ya ben şey aynı düşer diye düşünmüyorum. Birebir değil. Galiba daha büyük abi şöyle daha bir şey büyük. O yani. O bir tek o problem var. Yani o biraz daha küçük bir teknolojiye getirdikleri evet. Anda tam okey olacağım da ona. Benim şimdi bunun bırak... satışları bir tamamlansın. Sonra daha küçüğü gelecek. Yani stokların bitmesi bekleniyor. Apple. Peki. Bize belki hediye eder biri. Allah. Watch 11 Pro bekliyoruz bunları. son soru buymuş zaten. Apple Watch'la değil AirPods'la kapattık. Neden böyle bir marka konuşuldu? Markaları kapatalım. Olur. Evet. Keşke. Bunları yapalım. Ya ben çok keyif aldım. Teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Her zaman. Ya. Her zaman yani biz de çok biz de bekleriz evet. Kanalı. Evet. Sağ olun. Orkür diye bir şey açtık. Orkür 42. Benim kendi kanalım yok. Niye? Haberiniz olsun. Bence var ama başka bir evrende. Yani sadece o evrenlerin kesişmesini bekliyoruz. Senin. Evrene buradan selamlar. Kendisini aynen. Özledik. Kendisi Londra'da. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Sizden gelenleri maksimum performans vererek sunmaya çalıştım. Eğer beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın ki bu açı gönderelim kanaldan bildirimle. Hani bu konu ciddi bir konu. Hani zaten kendi de bence çok zevk almıyor artık bizden. Oyda. Ya hoş değil. Zaten yediğine içtiğine de dikkat etmiyor. Gitti içine. Bir ben anlam veremiyorum yani. O yüzden kanalda olmasa hani... Tuğcan ne zaman peki şey yapacaksın, influencer yapacaksın? Tuğcan asla. Niye? Ya gerek var mı? Şimdi zaten influencerlarla kaynayan bir camia var. Herkes influencer olmak istiyor. Yani Tuğcan bari olmasın anladın mı? Hani bir atımlık kurşun olarak kalsın. Olmasın yani. Gölgesi falan bir metre yok herhalde. Hayır değer mi? Bir de insanlara söylemek lazım bence. Bu arada iç dökümü videosuna geçiyoruz arkadaşlar. İnsanlara influencer olmasan da olur denmesi lazım anladın mı? Hani olmasan da olur be kardeşim. Olmayı ver. Ben fokusu bozuyor hani, şu an Türkiye. Sen de olma. Influencer olma yani bir de influencer ne çok değerli bir şey değil. Influencer olayım diye olamıyorsun zaten bir de ya. Tabii bir de öyle ama. Olmuyorsun. Şimdi zannediyorlar ki şey hani buradaki kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Geçenlerde sen bir tweet hani attın ya her şey pilotlarla biri yani. Yazmış. Ya buradaki herkesin birer profesyonel mesleği var. Hani hadi beni geç zaten influencer değilim de bu adamın zaten hani bir bileziği var, bunun var, onun var. Hani neyin şovu? Influencer olma zaten. Hani vurma. Trabzon. Hiçbir şeyi olmayan adam influencer olacağım diyor ya. Ya git bir okulunu oku, üniversiteden mezun ol. Zaten iş bulunmuyor dinleyen YouTube bu hale getirdi. Hiçbir şeyi olmayan adamlar influencer oldu uzun süre. Abi ya enteresan bir noktaya gidiyor konu. Ben bunu çok anlatırım. İşte anladın mı? Çok üzülürsünüz yani. Zaten. Tartışmalı da neyse o çok derin. Buradan iş dökümüne geçelim mi? Şey gibi kara komik gibi. Oradan oraya kara komik filmleri nasıl buldunuz diye yalanladım. İşte bu. Güzel film ben sevdim. Ben de beğendim. Yani o iki filmi güzel paketlemesi zor bir işi başarmış ama bunu konuşacak mıyız gerçekten? Ne zaman bitti video? Bunu konuşmayalım. Burada kesiyoruz. Bu çünkü zaten kalktı bu. Bir şeyler yok, yapıyor. Kalktı. Pantolonun. Kalktı vallahi ne diyeyim. Kalktı. Muhteşem Twitter bu arada. Kaan abiye sevgiler. Silme dedi onu ya. Çok tatlı adam ya. Ben de silmem. Ben de silmem abi. Muhteşem bir tweet o ya. Kalktı vallahi. O neden bahsediyordu orada? Ya bilmiyorum. Galiba basketbolla ilgili bir şey ama yani. Sen biliyorsun. Hikaye şey, o zamanlar tweet bağlama yok ki, üst üste cevap olarak atamıyorsun, sırayla atıyorsun hepsini. Önce bir oyuncu çok kötü yere düşüyor, sakatlanıyor falan bir şey oluyor. Onun üzerine yazıyor, kalktı vallahi ne diyeyim, helal olsun. Gece bir de şey, NBA olunca gece 3.20'de kalktı vallahi, helal olsun. Kaan abi mi diyor? Abi iyi misin? Neyse, Kaan abiye sevgiler diyerek videoyu kapatıyoruz. Bu kadar. Görüşürüz yani, abi. Kendim için bir bağlaması yok burada. Hadi kalkalım. Buyurun.